Günaydın. Cumhuriyet Gazetesi her sabah sesli olarak sizlerle buluşuyor. Gazetemizin öne çıkan başlıklarından ve haberlerinden seçmelerle podcast yayını başlıyor. 19 Ağustos 2024 Pazartesi. Günün manşeti. Yangınlarla sarsılan İzmir yaralarını sarmaya çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay zarara uğrayanlara destek vereceklerini açıkladı. Tugay, bazı noktalardaki geç müdahalenin yangının büyümesine yol açtığına dikkat çekti. Orman yangınlarına karşı etkin mücadele için yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesini isteyen Tugay, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı yapılanması, yerel yönetimlerin gücünü kırmış olabilir. Sahaya hakimiyet açısından belediyeler daha etkin olmalı dedi. Haberin tamamına cumhuriyet.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Gündem Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin dört bir yanında meydana gelen yangınlar nedeniyle binlerce yurttaş evlerinden tahliye edilirken ormanlar da yok oldu. İzmir, Bolu, Manisa, Aydın, Karabük ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahaleler günlerce devam etti. Türkiye'nin beş ilinde süren yangınlarda son durumu açıklayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, çalışmaların aralıksız sürdüğünü, fakat yerleşim bölgelerini tehdit eden yangınlar nedeniyle önlem amacıyla 3583 yurttaşın bölgeden tahliye edildiğini açıkladı. NASA verilerine göre İzmir'de 941, Manisa'da 1498 ve Bolu'da 2580 hektar alan yangından etkilendi. Yangın haritası verilerinde 3 ilde toplam 5019 hektar alanın yangından etkilendiği görüldü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarında toplam 22 şüpheliden 9'u gözaltına alındı ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir telefon görüşmesi yaptı. Özel görüşmede Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na hitap ettiği oturumda geçirdiği kaza nedeniyle bulunamadığı için üzüntülerini dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Filistin halkının haklı davasının her zaman yanında olduğunu vurgulayan Özel, genel başkan seçildikten sonra dünyadaki 119 lidere bağımsız Filistin devletini tanımalarını isteyen bir mektup gönderdiğini ve tüm yurtdışı ziyaretlerinde Gazze'deki katliamlara dikkat çektiğini anımsattı. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulmasını gerekli görüyor ve iki devletli çözümü destekliyoruz diyen Özel Filistin halkının mücadelesinde her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı. Özel, Türkiye'yi ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunduğu Abbas'ın Gazze'ye gitme kararını da desteklediklerini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özeli Filistin'e davet eden Abbas, "Sizleri ikinci ülkeniz Filistin'e davet ediyorum. Seçtiğiniz herhangi bir tarihte gelebilirsiniz. Filistinli kardeşlerinizin durumunu yakından takip edebilirsiniz. Bu davet açık bir davettir." ifadelerini kullandı. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Fatih Altaylı'nın kendisine yönelik sözlerine verdiği yanıtta, "Ben bu partiyi senin gibi elinde viski kadehiyle partime yön veren alçakların elinden aldım ve halkın partisi yaptım." İfadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve diplomat Onur Öymen ile Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Saymanı ve Parti Sözcüsü Mustafa Özyürek'ten tepki geldi. Öğmen yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun kendisinden önceki parti yönetimini töhmet altında bırakan sözlerinden üzüntü duyduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan beri daima halkın partisi olduğunu ve bu özelliğini de sonsuza dek sürdüreceğine işaret eden Öğmen, Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözlerine açıklık getirmesi ve kendisinden önce parti yönetiminde sorumluluk alanlardan özür dilemesi beklenmektedir. Açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın 10 yıllık bilançosunu ortaya çıkaran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, masrafı gözler önüne serdi. Asgari ücretin 17.002 lira olduğunu hatırlatan Bulut, 2014 yılında 144 milyon altı, 156 Türk lirası olan saray harcamasının yaklaşık 290 bin asgari ücretli çalışanın maaşına, 2024 yılında ise yaklaşık 12,3 milyar Türk lirası olan bütçenin 723.444 asgari ücretli çalışanın maaşına denk geldiğini vurguladı. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları sonrası toplam 1.021.986 kontenjanın 987.388'ine yerleştirme yapıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar Kayıt işlemleri bugün başlayarak 23 Ağustos'a kadar devam edecek. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Dünya. Lübnan sınırında yeni bir savaşa yönelik Orta Doğu'da korkular sürerken. Amerikan basını İsrail'in Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuat Şükür'e yönelik sarsıcı suikastının ayrıntılarını ortaya çıkardı. Wall Street Journal gazetesi, Şükür'ün Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın sağ kolu olarak bilinen üst düzey komutanın örgütün en gizli isimlerinden biri olduğunu yazdı. Öyle ki haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin 40 yılı aşkın süredir 241 askerini öldürdüğü için aradığı belirtilen Şükür'ün, 30 Temmuz'da Beyrut'ta yaşadığı apartmanda, hava saldırısıyla suikast düzenlenmesi sonrası, Lübnan medyasının bile ölümü, yanlış kişinin fotoğrafıyla duyurduğunu aktardı. Hayalet lakaplı örgütün iki numarası, Şükür'ün dışarıda geçirdiği süreyi azaltmak için Hizbullah'ın kalesi, Dahiye mahallesindeki bir apartmanda ikamet ettiği, binanın başka bir katında ise çalıştığı kaydedildi. Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırı sonrası çatışmalar büyüdü. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk, dün Rusya'nın sınır vilayeti Kurskun-Zvannoye bölgesinde Seim Nehri üzerindeki bir köprü ile ikinci bir köprüyü yerle bir ettiklerini duyurdu. Köprünün, Rus birliklerin sınırda Ukrayna askerleriyle savaşan birliklere ikmal için kullanıldığı düşünülüyordu. Rusya ise, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'te Donivka köyünü ele geçirdiğini açıkladı. Basına yansıyan değerlendirmelere göre Kiev, 6 Ağustos'ta başlattığı sürpriz karşı saldırının Rusya'nın Ukrayna'nın doğundaki askerlerini geri çekmesini yol açacağını öngördü. Ancak Rusya'nın az sayıda birliği geri çektiğini ve Kursk'taki bölgeye düzensiz birlikleri gönderdiği yorumları gündeme geldi. Ekonomi. Emekliye şezlong, şemsiye bedava oldu ama onların otobüs ya da uçak bileti alacak, gidip bir gece tatil yapacak parası yok. Türkiye'deki 16 milyon emeklinin en az yarısı çalışıyor çoğu kayıt dışı ve gündelik işlerde istihdam ediliyor. 12 milyon emekli ise asgari ücretin altında bir ücretle yaşamını sürdürmek zorunda. 2002 yılında %36,6 olan çalışan veya iş arayan emeklilerin oranı 2023'te %55'i aştı. 2024 Temmuz ayı itibarıyla işkura iş başvurusu yapan emeklilerin sayısı da arttı. Temmuz 2024 döneminde 50 yaş ile 65 yaş üstü grupta İş arayanların sayısı 197.303'e yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 191.679 kişiydi. 16.957 kişi ise son bir ay içinde iş başvurusu yaptı. Dramatik olan 65 yaş üstünde iş arayanların sayısı hızla artıyor. Son bir ayda 65 yaş üstü 7.540 kişi işkura iş başvurusu yaptı. İşkur vasıtasıyla Temmuz 2024 döneminde işe yerleştirilen 50 yaş ile 65 yaş üstü gruptakilerin sayısı ise 58.517'de kaldı. Haberin tamamına cumhuriyet.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ekonomideki yanlış kararların tarıma yansımasının etkileri büyürken çiftçi eylemleri de artıyor. Eylemlerin yanı sıra ektikleri üründen para kazanamayan çiftçiler, tarlada kalan ürünleri bedava dağıtarak da tepkisini gösteriyor. Tarımdaki bu eylemleri değerlendiren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, çiftçi için hem tepkisel hem duygusal bir süreç yaşandığını söyledi. Çiftçilerin ürünlerini bedava dağıtmasını iki nedene bağlayan su içmez. Bir tanesi, işçilik maliyetleri çok yüksek. Dolayısıyla ürettiği ürünü toplayıp pazara ulaştırması aşamasında düşük olan fiyatlarla işçiliği karşılayamayacağı için buna yönelik bir tepki var. İkincisi de, zarar ettiklerinin kamuoyu tarafından da görülmesini istiyorlar. Kar edemedikleri için gelecek dönemde hangi ürünü ekecekleri konusunda kafaları karışık. Ben iflas ettim. Batan geminin malları. Buyurun, alan alsın şeklinde hem duygusal hem tepkisel bir süreç yaşanıyor." dedi. Kültür Sanat. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından devam edilen arkeolojik kazı çalışmalarında Kütahya ve Mardin'de yeni buluntular ortaya çıktı. Kütahya'nın kalbi olarak anılan ve tavşanlı höyükte devam eden kazıda 4000 yıllık mühür bulundu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Erkan Fidan başkanlığında yapılan çalışmalarda çıkarılan mühre tavşanlıdaki kazıda da rastlanması, antik dönemde doğu ile batı arasında başka ticaret yollarının varlığını kanıtlayan bir keşif olarak öne çıkıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen Fındıklı Belediyesi Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali 15 Ağustos'ta başladı. Festivalde kitap standları, yöresel ürünler ve el sanatları standları, resim ve fotoğraf sergileri açıldı. Festivale Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Artvin Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan konuk olarak katıldı. Söyleşiler gerçekleştirildi. Festival 25 Ağustos'a kadar devam edecek. Festivalde Güven İslamoğlu İklim krizinden önce son çıkış, Hacer Foggo, oyuncak kütüphanesi açılışında ve derin yoksulluk, Barbaros Şansal da, Meci Emek Evi Kooperatifi ile gerçekleştirdiği atölye ve moda politik ve anılar söyleşisiyle festivale renk kattı. Rize'deki birçok resim sanatçısının katkılarıyla hazırlanan Karma Resim Sergisi açıldı. Altan Erkekli ve Veysel Diker, ortadaki oyun tiyatrosuyla festivalde yer aldı. Spor Süper Lig'de Beşiktaş fırtınası esiyor. Siyah-Beyazlılar, konuk ettiği Antalya sporu 1-0 geriye düştüğü maçta, 4-2'ye yenerek sezona 2-2 ile başladı ve liderliğini sürdürdü. Mücadeleye Beşiktaş'ın yeni transferi Immobile damgasını vurdu. İtalyan forvet, attığı iki golle takımına hayat verdi. Immobile, siyah-beyazlı formayla çıktığı 3. resmi maçta 4. golünü kaydetti. Diğer yeni transfer Rafa Silva ise, Skor 2-2'ye iken golünü atıp Kartal'ı öne geçirdi. Silva, 3. resmi maçında 3. kez ağları sarstı. Trabzonspor'da beklenen forma şansını bir türlü bulamayan Orsic ile yolların ayrılma ihtimali bulunuyor. 31 yaşındaki futbolcu için eski kulübü Dinamo Zagreb'in kısa bir süre sonra Trabzonspor'a resmi teklifte bulunacağı kaydedildi. Geçen sezonun başında ağır bir sakatlık yaşayan Orsic sadece 9 resmi maçta forma giydi. Bu podcast yayınları Cumhuriyet Gazetesi'nden derlenen haberlerin yapay zeka tarafından seslendirilmesiyle oluşturulmuştur. Güncel haberler için cumhuriyet.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Cumhuriyet Gazetesi podcast yayını sona erdi. Daha fazlası için cumhuriyet.com.tr adresini ziyaret edebilir, bayinizden Cumhuriyet Gazetesi'ni satın alabilirsiniz. 100 yıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.